Peki böyle Türkiye için sürekli bir hani turizm ülkesi diyoruz. Ama bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki genel hani personel hariç daha çok tasarım açısından bakınca Türkiye'deki otelleri nasıl Antalya bölgesi bir facia. Antalya bir şekilde bu anlamda hani junk bir bölge oldu. Las Vegas, bu işin Las Vegas gibi bir yer oldu. Oradan öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Zaten şu anda bize de geliyor. Belki dördüncü ya da beşinci kez oldu. Otelleri değiştirmek ve yenilemek isteyen. Oradaki master planning de oradaki otelcilik anlayışı da aslında hem karlı hem değil. Ve giderek de kendini tüketen bir sistemi var. Hatta orada bu sistemi bulan iş adamları bile o bölgedeki işleri terk ettiler. Yani ilk kurucular, ilk bu işi ortaya atan ne diyorlar, tam pansiyon ya da işte hepsi orada, burada. hepsi burada sistemini yaratanlar bile oradan kaçtı. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela biz orada yaşayan da ciddi bir nüfus var. Yani fakat mesela orada bir kulüleri enstitü yok işte dediğim gibi bir otelci okulu bu anlamda insan yetiştirecek şey yok. Halbuki Antalya bütün bu deneylerin yapıldığı ciddi bir laboratuvar. Ne olmaması gerektiği üstünde de ciddi bir laboratuvar. Şöyle enteresan bir durum oldu. Biz orada hiçbir otel yapmadık. Zaman zaman istedim ya şöyle bir değişik bir şey olabilir mi acaba diye. Ya biz arsada o şeyi bulamadık. Çünkü mesafeler çok uzak. Ya da o müşteri tipiyle veya o işletmeci tipiyle bir şey yaratamadık. Fakat şimdi ne ilginç bir tesadüftür ki orada yaşayan Antalyalılar için bir konut projesi yapıyoruz orada. Ve bu arada tabii Antalya ile ilgili de bu tür incelemelerde bulunuyoruz ama mesela Alanya aslında gerçekten biraz önce bahsettiğim şehirler gibi, küçük şehirler gibi, küçük kasabalar gibi bence tümüyle bu anlamda güzel değerlendirilecek bir yer olabilir. Antalya da öyle. Hatta Alanya aslında Antalya'dan daha eski bir şehir. Fakat bu otel sistemi belki herhalde o da bizimle yaşıttır yani 25 yıllıktır. Kendi kendini tüketen bir sistem olduğu için geleceğe çok kalacağı görmediğimiz, yani junk olarak bizim yani listemizde olmayan ya da çok da önemsemediğimiz bir şey. Yani şunun gibi çarpılmış araba, araba modeli olmaz. Çarpılmış arabaya bakıp da araba modeli geliştiremezsin. Dekonstrüktif mimari olabilir en fazla. Ya da bir sanatla ilgili bir şey üzerinden değerlendirebilir. İşe yaramaz. Onun için onlar biraz çarpılmış otomobil gibi işler. Hatta orada böyle bazı fenomenlerden, durumlardan, film sahnelerinden yola çıkılmış otel örnekleri de var orada. Onlar için söylenecek çok fazla bir şey yok. Fakat bölge olarak çok çok önemli bir bölge. Küllerinden yeniden doğar mı? Çok iyi bir yani oradaki belediye başkanlığının ya da işte oradaki şehrin ileri gelenlerinin bu anlamda bir çalışma, bir think tank grubu kurup bir çalışma başlatması lazım. Yani çok potansiyel var. Türkiye için turizm çok çok önemli bir konu. Ben de içinde olduğum için, yani bu konuda kalem oynattığımız için memnunum aslında. İstiyordum yani bazı iyi örnekler oluşsun. Özellikle otel konusunda. Otel mesela bizim Eskişehir'de yaptığımız projede dünyanın sayılı büyüklükteki lobilerden bir tanesi var. Çok önemli çünkü o ilk kabul alanı ve de çok değişik amaçlar için kullanılabilecek bir yer. Biraz ne diyelim böyle bir iç bahçe gibi oldu. O yüzden öyle bu tür projeler aslında işletmecilerle, mal sahipleriyle beraber beyin fırtınası yaparak geliştiriyoruz. O yönde de artık
bazı ilginç güzel örnekler, başka fonksiyonlarla birleştirecek örnekler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz.